Evet Aliye Bey, Forex analisti Sayın Rıdvan Baştürk telefon altımızda. Efendim hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. 3 lirayı aşan bir dolarla birlikte bir haftayı da geride bıraktık. Önce gün özetlemenizi rica edeceğiz. Tabii ki bakıldığında aslında sürpriz bir hareket değildi. Dolarda yaşanan son dönemlerde yukarı yönlü sert hareketler. Özellikle siyasi belirsizliğin iyice artması, yani AKP'nin koalisyon görüşmelerinde diğer partilerle bir hükümet kuramaması ve bugün de açıklamalara baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1 Kasım'da artık erken seçime gideceğini bize belirtti. Bu kapsamda bakıldığında yurt içindeki özellikle siyasi belirsizlikler Türk lirasındaki zayıflığın devamını sağlıyor. Kaldı ki 1 Kasım'da erken seçim olacaksa da bu 1 Kasım'a kadar da yine yurt içindeki belirsizlikle beraber Türk lirasındaki değer kayıplarının devamı beklenebilir. Bakıldığında yine terör olayları maalesef son dönemlerde iyice arttı ve bunun da önünün kısa vadede alınacağını öngörmek zor. Bunun da devamı gelecek gibi gözüküyor. Yine bu da yani güvenlik önlemleri kapsamında Türk lirasındaki zayıflığın devamı ve hafta içerisinde de 3 seviyesine doğru yükselen bir kur gördük. Tabii burada da Merkez Bankası'nın müdahale yapmaması önemliydi. Hafta başında PPK toplantısında acaba bu yukarı yönlü hareketleri engelleyici bir faiz artırım müdahalesi gelir mi beklentisi vardı. O müdahale gelmeyince zaten o rahatlıkla birlikte dolar TL'de alıcılar tarafında kuvvetlenme yaşandı. Ancak 3 seviyesinden gelen kar rezervasyonlarıyla birlikte 2.90 seviyelerine gerilen bir dolar var. Tabii ki de bunun önü açık. Yani dolar TL'de aşağı yönlü hareketlerden ziyade önümüzdeki dönemlerde özellikle yurt içindeki belirsizliklerle beraber yukarı yönlü hareketlerin canlanabileceğini söyleyebiliriz. Bugün çok fazla sert bir hareket yoktu. Piyasalarda zaten ekonomik veri akış açısından sakin bir gün geçirdik. O yüzden dolar TL'de 2.92 ve 2.96 seviyeler arasında bir konsolidasyon gördük bugün. Bu haftayı böyle tamamlayacağız ancak önümüzdeki hafta Amerika tarafında büyüme verisi açıklanacak. Bu hafta dolar endeksinde bir değer kaybı yaşadık ancak önümüzdeki hafta özellikle büyüme verisiyle birlikte dolar tarafında tekrar canlanma ve dolar TL paritesinde de 2.95'lere doğru hareket görmemiz olağan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dışarıdan da ekonomistlerin uyarıları var. Türk lirası zayıflıyor, bankalara ve şirketlere olumsuz yansımaları olur şeklinde. Peki piyasalarda olası bir kriz korkusu hakim mi? Açıkçası korku hakim. Yani krizden bahsetmekten ziyade piyasalarda korkunun hakim olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bizim özel sektör tarafına baktığımız zaman zaten borçlanmaların çoğu döviz üzerinde, dolar ve euro kuru üzerinden borçlanmalar gerekiyor. Dolar tarafında özellikle yaşanan bir kuruşluk hareket bizim özel sektör borcunun 1.8 milyar dolar yükselmesine neden oluyor. O yüzden bakıldığında risk oldukça fazla. Özellikle küçük işletmeler, KOBİ'lere baktığımız zaman tamamen dolar üzerinden ve euro üzerinden borçlanmalar yaşandığı için yurt dışı kuruluşlardan da özellikle derecelendirme kuruluşlarından da bu tarz raporlar geliyor. Bu bilindik bir şey aslında. Daha önceki dönemlerde de sık sık karşımıza çıkmıştı. 2.25 ve 2.75'e giderken kur yine bu müdahaleler geliyordu, bu raporlar geliyordu. Ancak bakıldığında kurda yükselişin önünün alınamaması ve alınamaması da çok normal. İçerideki siyasi belirsizlik devam ettiği sürece çok net bir şekilde Türk lirasındaki zayıflık devam edecek ve kurun yukarı çıkması hem enflasyonu yukarı taşıyacak ki bu büyümenin önünde çok önemli bir engel olarak gözüküyor. Kur yukarı çıktı devam ettiği sürece de bankacılık sektörü, özel sektör, KOBİ'lerin hepsi sıkıntı yaşamaya devam edecek. Son olarak bir dakikada şunu açıklamanızı isteyeceğim. Yunanistan'da borç ödenmeye başlandı fakat hükümet istifa etti. Bir güven beklentisi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, aslında Yunanistan daha önceki dönemlerde uzun bir süre gündemimizdeydi. Finansal piyasaları oldukça meşgul etmiş ve euro tarafında özellikle değer kayıplarına neden olmuştu. Yine Avrupa endekslerine baktığımız zaman Yunanistan endeksleriyle birlikte değer kayıpları söz konusuydu. Ancak özellikle geçtiğimiz hafta zaten Yunanistan ve kreditörler arasında anlaşma yapıldı ve bu kredi diliminin ilk kısmını aldılar. Bu kapsamda bakıldığında aslında Yunanistan tarafı artık bir süre finansal piyasaları meşgul etmeyecek gibi gözüküyor. Dün zaten Syriza başkanı, yani genel başkanı, başbakan, Yunanistan başbakanı Tsipras'ın istifasını sundu. Erken seçime gidileceğini açıkladı. Bakıldığında aslında bu euro tarafına hiçbir etkisi olmadı. Hatta euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden Yunanistan daha önceki dönemlerde olduğu kadar en azından şu erken seçime gidene kadar piyasaları meşgul etmeyeceğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rıdvan Baştürk. Sağ olun efendim.
Sevgili seyirciler, biz de ekonomide bu haftayı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.